Evet gençler, Canan Hoca ben. 11. sınıf sindirim sistemi konusuna devam edeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki dersimizde bir giriş yapmıştık sindirim sistemine insan fizyolojisi ünitesinin arkadaşlar. Mideye kadar gelmiştik. Şimdi mideden itibaren sindirim sistemini anlatmaya devam edelim bakalım. Evet, şimdi hemen şöyle bakalım. Evet, yemek borusunu anlatmıştım en son ve mideye gelmiştik. Hemen mideden bahsedelim. Şimdi ağız, yutak, yemek borusu ve yemek borusu zaten biliyorsunuz mideye iletimi sağlıyordu. Ağız ve mide arasında bağlantıyı sağlıyordu. Şimdi midemizden bahsedelim. Mide sindirim sisteminin en geniş kısmıdır. Önce bunu söylemem gerekir. Diyaframın hemen altında J harfine benzeyen. Evet bakın. Diyaframın hemen altında J harfine benzeyen bir ve sindirim sisteminin en geniş olan kısmı çocuklar. Peki diyafram nedir? Tabii bunu solunum sisteminde daha detaylı göreceğiz ama göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran kas yapısıdır arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi diyaframın hemen altında da midemiz bulunur. Evet, mide yemek borusundan gelen besinleri geçici olarak depolar. Ama tabii ki midenin görevi sadece besinleri depolamak değildir. Ama öncelikle size şunu söylememiz gerekir. Midenin birçok görevi vardır. Mesela enzim üretmek, mesela hormon üretmek, mesela sindirim yapmak, mekanik sindirim yapmak, kimyasal sindirim yapmak, midenin pH'ını koruyabilmek için hidroklorik asit salgılamak, midenin çok görevi var. Birazdan bahsedeceğim. Fakat öncelikle midenin şöyle bir bağlantısını da size şurada göstermek istiyorum. Bakın buradaki şekilde midemiz üst kısımda yemek borusuyla bağlantılıdır çocuklar. Bakın burası mide ağzı dediğimiz kısım. Aslında şöyle çizecek olursam bakın burası yemek borusuyla bağlantılı kısımdır. Buraya kardiya denir. Burada bir sfinkter kapakçık vardır. Bu sadece şöyle mideye doğru açılır. Peki midenin diğer ucu nereyle bağlantılıdır? İnce bağırsakla bağlantılıdır. İnce bağırsağın ilk 22 santimlik kısmına biliyorsunuz 12 parmak bağırsağı demiştik. Aşağı kısımda da 12 parmak bağırsağına arkadaşlar bağlanır. Peki buradaki yapıya ne denir? Bu mide kapısı ya da pilor denir. Demek ki yemek borusuyla bağlantılı olan kısmına kardiya, 12 parmak bağırsağıyla yani ince bağırsakla bağlantılı olan kısmına da pilor yani mide kapısı diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi çok önemli kısımlardan bir tanesidir tabii ki mide. Şimdi devam edelim. Öncelikle demin de ifade ettiğim gibi midenin yemek borusuyla bağlantı yerinde mide ağzı yani kardiya. Biraz önce şurada gösterdiğim yapı yani şurada gösterdiğimiz yapı. Şurada bir kapakçık var arkadaşlar. Evet, ince bağırsakla birleşme yerine de pilor demiştik. Burada da yine arkadaşlar bir kapakçık bulunur. Yani bu da bu tarafa doğru gelir, bu tarafa doğru açılmaz. Buradaki kapakçığın bozulması mide salgısının yemek borusuna geri dönmesine neden olur ki bu hastalığa reflü denir arkadaşlar. Evet, bu sfinkterler yani yemek borusuyla bağlantılı olduğu yerde veya 12 parmak bağırsağıyla bağlantılı olduğu yerdeki sfinkterlerin açılıp kapanması mide besin maddelerinin giriş çıkışına izin verilir ve kontrol edilir. Midede hem mekanik sindirim hem de kimyasal sindirim gerçekleşir. Biliyorsunuz proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar demiştik. Demek ki proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlayacak. Yalnız tüm besinlerin yine mekanik sindirimi burada devam eder. Çünkü midemiz çok kaslı bir yapıdır ve midedeki bütün besinler burada karıştırılır, ezilir, yumuşatılır ve yüzey alanı genişletilir. Burada midedeki asidik salgıyla da karışır, bir bulamaç haline getirilir. Buradaki karışıma, bu bulamaça kimüs denir. Yani aldığımız besinlerin tümünün midedeki karışımına kimüs denir. Midenin yapısına bakacak olursak arkadaşlar, midenin iç yüzeyinde mukoza tabakası vardır. Yani bir epitel tabaka vardır. Mukoza tabakasındaki epitel hücreleri mide öz suyu salgılar. Evet, şimdi mide öz suyundan bahsedeceğiz. Midenin dış kısmı bağ dokudan ve düz kaslardan oluşmuştur. Aslında size birazdan yine anlatırım. Yani şurada iç kısımda bir epitel doku, mukoza dediğimiz tabaka. Dışarıya doğru devam ettiğimizde düz kaslar ve en dışında da bağ doku bulunur. Arkadaşlar, midenin ve karın boşluğundaki tüm organların üzerine kaplayan zarra da periton denir. Yani midemizin üzeri ve ince bağırsağımızın üzeri, sindirim organlarımızın üzeri periton dediğimiz zarla
bağlantılıdır. Aslında daha detaylı olarak konuşacak olursak midenin içten dışa doğru ya da dıştan içe doğru, dıştan içe doğru tabakalarına bakarsak arkadaşlar, en dışta bağ dokuyu görüyoruz. En dışta bağ dokuyu görüyoruz. Bakın burada şekil üzerinde de yine konuşabiliriz arkadaşlar. Bağ dokunun hemen altında düz kasları görüyoruz. Bu düz kaslar oldukça gelişmiş çapraz kaslar, halkasal kaslar gibi şekilde kaslar görüyoruz. Orada ise arkadaşlar daha altında ise alt mukoza ve mukoza tabakalarını görüyoruz. Alt mukoza ve mukoza epitelden oluşan kalın bir tabakadır. Mukus tabakasıdır. Epitel hücreleri mukus salgılar. Bu da midenin iç duvarını midenin asit salgısından korur. Önce yapıyı anlatmış olalım. Demek ki dıştan içe doğru bağ doku, düz kas, alt mukoza ve mukoza tabakalarından oluşmaktadır arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyelim. Evet, düz kaslar mide duvarında gördüğünüz gibi boyuna, enine ve çapraz olarak konumlandığından midede çalkalama hareketi yapılır ve mide salgısıyla besinler karıştırılır. Bu karışıma da tümüs denir demiştik. Evet, mide demek ki mekanik sindirim yapıyor bu şekilde çalkalama işlemleriyle. Şimdi tabii ki midenin görevi dediğim demin de söylediğim gibi sadece arkadaşlar mekanik sindirim yapmak değildir. Midemiz aslında bir karma bezdir. Yani midemizde hem enzim salgılanır hem hormon salgılanır. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Yani midemiz hem dış salgı bezi gibi görev yapar hem de bir iç salgı bezi gibi görev yapar. İç salgı bezi derken biliyorsunuz endokrin bez ya da dış salgı derken de egzokrin bez. İkisini yapan bezlere biz karma bez. Yani midede bir karma bez yapısındadır. Neden? Çünkü iç salgı olarak arkadaşlar kana verilen gastrin hormonunu salgılar. Gastrin hormonu kana verilir. Hormonlar kanda taşınır. Dış salgı olarak ise arkadaşlar mide öz suyu salgılar. Yani epitel hücreleri midenin iç duvarında bulunan mide hücreleri mide öz suyu salgılar. Bunu da mide boşluğuna verir. Peki bu mide öz suyunun içinde ne vardır? Hidroklorik asit vardır arkadaşlar. Pepsinojen vardır. Tabii ki su vardır. Mukus salgısı vardır. Evet, bunlar midemizin öz suyu içerisinde bulunan salgılardır. Hidroklorik asit ve pepsinojen farklı hücrelerden salgılanır arkadaşlar. Hidroklorik asitten dolayı mide öz suyu salgısı asidik özelliktedir arkadaşlar. Yani pH'ı 1,5 ile 3 arasında değişen, yani ortalama 2 pH'a sahip oldukça asidik bir salgıdır. Dış salgılar kanda taşınmaz arkadaşlar. Yani mide öz suyu mide boşluğuna verilir. Midenin salgıladığı gastrin ise nereye verilir? Kana verilir. Peki bunlar ne işe yarar? Gastrin hormonu son derece önemlidir. Mideye besin geldiğinde kanda gastrin hormonu artarak ne yapılır? Mide öz suyu salgısı başlatılır. Yani gastrinin görevi mideye besin geldi, mide öz suyu salgısını başlat. Yani boş mideye mide öz suyu salgısı bırakılmaz. Çünkü eğer boş mideye midenin asitli salgısı bırakılırsa mide kendi kendine zarar verebilir. Her ne kadar kalın bir mukoza tabakası olsa da midenin içinde sürekli olarak boş mideye asit salgılanması midenin zarar görmesine neden olabilir arkadaşlar. İşte gastrin bu şekilde bir düzenleyici rol yapar. Mideye besin geldiğinde mide öz suyu salgısını başlatır. Peki midenin salgı yapmasını sadece acaba gastrin hormonu mu sağlar? Hayır. Gastrin hormonundan başka arkadaşlar midenin salgı yapmasını hatta buraya ben yine size yazarak anlatayım. Midenin salgı yapması 3 olayla kontrol edilir. Midenin salgı yapması 1. Hormonal olabilir. Yani hormonal derken demin de öğrendiğiniz gibi gastrinin etkisiyle mide öz suyu başlatılabilir. Peki başka hangi olaylarla mide öz suyu başlatılabilir? İki, sinirsel olabilir arkadaşlar. Sinirler aracılığıyla olabilir. Burada parasempatik sistem
sindirim faaliyetlerini hızlandırıcı etkiye sahiptir biliyorsunuz tüm sistemi yavaşlatırken. Ve burada da vagus siniri bir parasempatik sinirdir, bir otonom sinirdir. Mide salgısını da başlatır. Yani besinin görüntüsü, besinin kokusu, hatta besinin ağzınıza alınarak tadın algılanması da arkadaşlar, besin mideye gelmese de mide öz suyu salgısını başlatabilir. Demek ki sinirsel olarak da mide öz suyu salgısı başlamaktadır. Üçüncü etkisi ise mekanik etkidir. Mekanik etkide mideye besin gelir ve besin mide duvarına temas ettiğinde, mekanik bir etki yaptığında da mide öz suyu salgısı başlanır. Hormonal olabilir, sinirsel olabilir, koku, görüntü, tat, mekanik olabilir, mideye, mide duvarına besinin değmesi gibi. Evet arkadaşlar, mide demin de ifade ettiğim gibi karma bir bezdir, proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı yerdir. Çünkü pepsinojen enzimi vardır burada. Pepsinojen proteinlerin sindirim enziminde, kimyasal sindiriminde görev alan bir enzimdir. Yalnız pepsinojen pasif bir enzimdir arkadaşlar. Pasif enzimler jeneki alırlar. Bunu aktif hale getiren hidroklorik asittir. İşte bu hidroklorik asit etkisiyle midede pepsinojen aktif formu olan pepsine dönüşür. İşte bu pepsin de proteinlerin kimyasal sindirimini başlatır. Yani midede proteinler hidroliz yani kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Pepsin katalizörlüğünde fakat yapı taşlarına dönüşmez. Polipeptitlere kadar midede ne yapar? Proteinler dönüşür. Bu kadar. Diğer besinler ise mekanik sindirime uğrar. Kaslı yapısından dolayı arkadaşlar. Evet, midedeki özellikle pH'ın 2 olması pepsin çalışabilmesi için zaten asit pH gerekir. Hidroklorik asit hem midenin pH'ını 2'de tutar hem de pepsinojeni ne yapar arkadaşlar? Aktive eder. Bunu da söyleyelim. Midenin mukoza tabakası midenin bu aşırı asidik etkisinden korunur. Fakat aşırı asitli gıdalar ve alkol mideye zarar verebilir. Şimdi mideyi de konuştuktan sonra gelelim ince bağırsağa. İnce bağırsak arkadaşlar 7,5 metre boyunda oldukça uzun bir kanaldır. Ve sindirim sistemimizin en önemli kısmıdır. Çünkü tüm besinlerin sindirimi burada tamamlanır. Ve tamamına yakını da arkadaşlar 10'da 9'u da buradan emilir. Yani kana buradan geçer arkadaşlar. Öncelikle yapısından bahsetmek istiyorum. Yapısı yine yemek borusunda ve midede olduğu gibi en dışta bağ dokudan oluşur. Bağ dokunun altında düz kas tabakasını görürsünüz. İçte ise yine epitel dokudan oluşan mukoza dediğimiz tabaka yani epitel tabakası bulunur. Yalnız epitel tabakası diğer yerlerde olmayan bir özelliğe sahiptir. Bunu da yine size çizerek anlatmak istiyorum. Şimdi dışta ne vardı? Bağ doku vardı. Onun altında düz kaslar vardı ince bağırsağımızda. İçte ise epitel hücreleri vardı. Yani epitel en iç kısımda bulunur. Fakat bu epitel hücreleri düz şekilde değildir. Şurası ince bağırsağın iç kısmı olarak düşünülürse, epitel hücreleri olarak düşünülürse bu epitel hücreleri şöyle parmak biçiminde çıkıntılar yapmıştır arkadaşlar. Bakın şu şekilde parmak biçiminde çıkıntılar yapmış. Yani bunların her birisi bizim epitel hücresi. Buradaki amaç emilim yüzeyini artırmaktır. Şurada birinci durumda ve ikinci durumda buradaki yüzey daha fazladır. 1 ile 2'yi karşılaştırırsak. Peki o zaman villus dediğimiz yapılar arkadaşlar emilim yüzeyini artıran nedir? Yapılardır. Epitel hücrelerinden oluşan yapılardır. Hatta epitel hücrelerinin buradaki epitel hücrelerinin zarı da kıvrımlar yaparak yüzeyi daha da genişletmiştir. Yani 200-250 metrekareye kadar bu alan genişlemiştir. 7,5 metre boyundaki ince bağırsak. Bu epitel hücrelerinin zarının oluşturduğu yapılara da çocuklar mikrovillus denir. Evet, mikrovilluslarla da emilim yüzeyi iyice artırılmış. Çünkü buradaki besinler buradan ne yapacak? Emilecek arkadaşlar. Burada ne kadar geniş alan oluşturursanız o kadar hızlı emilim gerçekleşir.
İkinci bağırsakta biliyorsunuz tüm besinlerin sindirimi tamamlanıp sindirim ürünleri buradan kana geçeceği için geniş bir alan oluşturulmaya çalışılmış villus ve mikrovilluslarla. Villuslar epitel hücrelerinin oluşturduğu parmak biçimindeki uzantılar, mikrovilluslar ise epitel hücrelerinin zarının oluşturduğu daha küçük yüzeydir. Villuslarla 20 metrekare, mikrovilluslarla arkadaşlar 250 metrekare ortalama bir alana eşdeğerdir ince bağırsağımız. Evet, yapıyı bu şekilde söylüyoruz ve epitel hücrelerinin mitoz yeteneği son derece hızlıdır çünkü yıpranır. Yıprandıkça da kendini onarır. 24 saatte kendini tamamen onarabilir arkadaşlar ince bağırsak hücreleri. Peki ince bağırsağımız öncelikle yine mide gibi karma bir bezdir. Yani ince bağırsağımızda da arkadaşlar hem hormonlar üretilmektedir hem de enzimler üretilmektedir. Yani dış salgılar yapılmaktadır. Aynı zamanda iç salgılar da yapılmaktadır. İç salgı yani endokrin salgı, bu yönüyle endokrin bir bez gibi. Dış salgı yani egzokrin salgı da yapmaktadır ince bağırsağımız. Peki iç salgıları hangileridir? Dış salgıları hangileridir? Midedeki biliyorsunuz midenin kilor bölgesiyle ince bağırsakla bağlantısı vardır. İşte midedeki asidik salgı kilor aracılığıyla ince bağırsağa geldiğinde ince bağırsaktan iki tane hormon salgılanır. Bu hormonlardan bir tanesi sekretin hormonu, diğeri ise kolesistokinin hormonudur arkadaşlar. Yani ince bağırsaktan iki hormon salgılanır, sekretin ve kolesistokinin hormonları. Peki dış salgıları nedir? Ha, bu hormonlar hep tekrar ediyorum. Bu hormonlar kana verilir. Kana verilir. Peki dış salgıları bunu ince bağırsak boşluğuna verir. Burada birçok enzim üretilir arkadaşlar. Mesela amilaz, pardon. Burada amilaz görev yapar ama üretilme yeri tabii ki burası değildir. İnce bağırsağın ürettiği enzimleri öncelikle yazalım. İnce bağırsağın ürettiği enzimler enterokinaz, maltaz, laktaz yani karbonhidratları sindiren sütraz, aminopeptidaz. Evet, tripeptidaz veya dipeptidaz. Evet, bu enzimler karbonhidratların, yağların, proteinlerin sindiriminde görev alacak enzimlerdir. Yalnız burada enterokinaz enzimi bir sindirim enzimi değildir. Bu sindirim yapmaz. Birazdan görevini size söyleyeceğim. Diğerleri kimyasal sindirimde görev alırlar arkadaşlar. Şimdi sekretin kolesistokinin hormonlarını üretiyor dedik. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. 7,5 metre boyunda bir uzunluğa sahiptir. Biz ince bağırsağı 3 kısımda inceleriz. İnce bağırsak arkadaşlar ilk 22 santimlik kısmı 12 parmak bağırsağıdır. Sonra boş bağırsak, sonra da kıvrım bağırsak olmak üzere 3 kısımda incelenir. Evet, demek ki 12 parmak bağırsağı, boş bağırsak ve kıvrım bağırsak. İlk 22 santimlik, 25 santimlik kısmı 12 parmak bağırsağı, duodenum. Sonraki kısım jejunum dediğimiz boş bağırsak. Son kısım da burada da söylediğim gibi kıvrımlı bağırsaktır. Evet, yapıdan bahsettik. Villus ve mikrovilluslar emilim yüzeyini artırmış. İşte yaklaşık 200-300 metrekarelik bir alana eşdeğerdir. Villus ve mikrovillus yapısı sindirim kanalımızda sadece ince bağırsakta bulunur arkadaşlar. Peki, ince bağırsağın enzimlerinden bahsettim. İnce bağırsağın hormonlarından bahsettim. Fakat burada şimdi şeyden de kalın bağırsağa gelelim. Daha sonra tekrar döneriz sindirim olaylarında. Kalın bağırsak sindirim kanalının ince bağırsakla anüs arasında kalan 1,5 metrelik bölümüdür arkadaşlar. Kalın bağırsakta sindirim olmaz çünkü ince bağırsakta sindirim tamamlanır. Besinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Onda 9'u da yine ince bağırsakta emilir. İnce bağırsakta emilir. Geriye kalan onda biri nerede emilir derseniz, mesela alkol vesaire
Midede emilir. Bir takım mineraller falan ağızda emilebilir, su. Yani tamamına yakın aslında ince bağırsakta emilir. Kalın bağırsakta sindirim de olmaz arkadaşlar. Sindirilmiş besinlerin emilimi de olmaz. Peki ne işe yarar? Öncelikle arkadaşlar kalın bağırsak sırasıyla çıkan kolon ve yatay kolon, ünden kolon olarak üç kısımda incelenir. Kalın bağırsaktaki düz kaslar küçülerek ince bir şeride dönüşmüştür. Kalın bağırsağın son bölümünde düz bağırsak yani rektum bulunur. Rektum aslında anüse açılan kısımdır. Yani anüste dışarıya açılacak. Anüse başlangıcı rektumdur. Kalın bağırsağın ince bağırsakla birleştiği yere kör bağırsak denir. Kör bağırsakta bulunan parmak şeklindeki çıkıntıya da apandiks denir arkadaşlar. Ya da bunun iltihaplanmasına da apandisit denir. Kalın bağırsakta sindirim gerçekleşmez. Kalın bağırsakta villus ve mikrovilluslar yoktur. Fakat burada bunun görevi nedir derseniz gençler, öncelikle şunu söylemek gerekir. Su ve minerallerin emilimi burada tamamlanır. Tamam, ağızda, midede, ince bağırsakta su ve mineraller emilir ama emiliminin tamamlanması kalın bağırsakta olur. Bunun dışında kalın bağırsakta yaşayan kalın bağırsak bakterileri K ve B vitamini üretirler. Bakın kalın bağırsağın baş harfleri. Kalın bağırsak bakterileri K ve B vitamini üretirler bize ve bunların emilimi de kalın bağırsaktan olur. Yani burada K ve B vitamini, özellikle B12 vitamini burada üretilir bakteriler tarafından ve emilir. Bunun dışında arkadaşlar kalın bağırsak sindirilmeyen besinlerin, artıkların, posaların depolandığı yani dışkının oluşturulduğu yerdir. Kalın bağırsakla ilgili bunu söylüyoruz. Şimdi kalın bağırsaktan sonra sindirime yardımcı organlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle tabii ki pankreas ve karaciğer, safra kesesi, bunlar sindirime yardımcı organlardır. Şimdi size önce pankreastan bahsetmek istiyorum. Şimdi pankreas, bakın önce şunu öğrenmeniz lazım. Sindirime yardımcı organlar. Şimdi asıl sindirim organları dediğimizde gençler ağız, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak. Onlardan bahsettim. Şimdi yardımcı organlar vardır. Pankreas, karaciğer, safra kesesi, hatta tükçük bezlerini falan da alabilirsiniz. Bunlar da yardımcı organlar olarak alınır. Peki pankreastan şimdi bahsetmek istiyorum. Pankreas, evet, hem sindirim enzimi hem de hormon salgılayan karma bir bezdir. Yine ben bunu size burada pankreası anlatmak istiyorum. Pankreasta mide gibi, ince bağırsak gibi hem hormon hem enzim. Yani çocuklar hep yazdığım gibi hem dış salgı yapar hem de iç salgı yapar. İç salgı biliyorsunuz hormonlar, dış salgısı ise enzimler ve işte bir takım salgılar bahsedeceğim şimdi. Peki İç salgıları nerede üretilir? Dış salgıları nerede üretilir? Biz pankreası yapısal olarak, anatomik olarak baktığımızda iç yapıyı arkadaşlar, iç salgı yapan kısmı Langerhans adacıklarıdır. Endokrin sistemden de hatırlarsınız. Langerhans adacıklarında biliyorsunuz alfa hücreleri ve beta hücreleri vardı. Alfa hücreleri, beta hücreleri. Beta hücreleri insülin hormonu üretiyorlardı. Alfa hücreleri de glukagon hormonu üretiyorlardı. İnsülin artan kan şekerini düşürüyor. Glukagon ise düşen kan şekerini yükseltiyordu arkadaşlar. Bunu endokrinde konuşmuştuk. Kan şekerinin ayarlanmasında son derece önemli bir kısımdı. Fakat bugünkü dersimizde bizi asıl ilgilendiren dış salgı yapan kısmıdır. Arkadaşlar, pankreas midenin hemen altında yaklaşık 80-90 gram ağırlığında küçük bir bezdir. Küçük bir bezdir ve salgılarını bir kanalla ince bağırsağa verir. Yani pankreas bir kanalla ince bağırsağa bağlantılıdır. İnce bağırsağa bağlayan bu kanalın adı Wilson kanalıdır arkadaşlar. Wilson kanalı pankreas salgısını nereye verir? Şimdi şekil üzerinde de konuşuruz. İnce bağırsağa verir. Peki pankreasın bu salgısı içerisinde neler vardır? Önce şunu söylemem gerekir. Bu salgı bazik bir salgıdır. Çünkü yapısında bikarbonat iyonları vardır. Hani midede hidroklorik asit vardı, pH asit yapıyordu. Burada da arkadaşlar pankreasta bikarbonat iyonları vardır ve bu da pH'i bazik yapar. Çünkü midenin asit salgısı biliyorsunuz ince bağırsağa geldi.
Ne olacak? Burayı bizim bazikleştirmemiz, nötrleştirmemiz lazım. İşte burada da yani burada çıkan yangını, asitliği söndüren pankreastaki bikarbonat. Yani pankreas sıvısıdır arkadaşlar. İşte bir su kanalıyla ince bağırsağa ne yapmış olur? Bu salgı getirilmiş olur. Yani midenin asitli salgısı ince bağırsağa gelince ince bağırsakta tabii ki pH bu asitli salgıdan dolayı ince bağırsakta bir yangın çıktığını varsayabiliriz. Bu yangını söndürmek için de pankreas bazik sıvılarını ne yapar? Bir su kanalıyla ince bağırsağa getirir. Hatta orada Walter kabarcığı denen bir yer vardır. 12 parmak bağırsağında bu Walter kabarcığına bunu getirir arkadaşlar. Peki pankreasın salgıları içerisinde neler vardır? Pankreasın salgıları içerisinde arkadaşlar tüm besinlerin sindirim için gerekli enzimler vardır. Mesela amilaz enzimi vardır arkadaşlar. Evet, tükürükte de amilaz vardır. Ağızda da pankreastan da bir pankreatik amilaz gelir. Bundan başka tripsinojen, kimotripsinojen bunlar protein sindiriminde görev alacak arkadaşlar. Bunun dışında karboksipeptidaz, bunlara hep geleceğim. Karboksipeptidaz, hatta nükleotitlerin parçalanması için nükleazlar, hatta bu nükleozlar iki çeşit. Deoksiribonükleaz, DNAz ve RNAz, ribonükleaz. Yani besinlerle aldığımız DNA ve RNA'yı hücre çekirdeğinde bitkilerin falan DNA ve RNA'larının nükleotitlere kadar parçalayan enzimlerdir. Lipaz, yağların sindiriminde görev alan enzim. Çocuklar gerçekten pankreas, protein, yağ, karbonhidrat tümünün de sindirimi için, sindiriminin tamamlanması için çok önemli enzimler gönderiyor. Bu enzimler olmazsa sindirim yarım kalır, ince bağırsakta tamamlanamaz ve biz bunları hücre zarından emmemeyiz ve dışkıyla atarız. Yani yediğimiz hiçbir besinden faydalanamayız. Yani şu virüsün kanalını kapatırsanız siz pankreasın ince bağırsakla bağlantısını keserseniz yediğimiz besinlerden faydalanamayız. Çok ciddi bir durum ortaya çıkar. Uzun vadede ölüme neden olur. Ya da serumla ömür boyu beslemek zorunda kalırsınız. Evet, pankreasla ilgili bunu söyledik arkadaşlar. Evet, Wilson kanalı 12 parmak bağırsağını boşaltır dedik. İçerisinde su bikarbonat iyonları ve sindirimde görevli enzimler bulunur. Evet, aslında daha detaylı olarak ben size bunu anlattım. Şimdi söylememiz gereken başka bir nokta da safra kesesidir. Safra kesesi de yine önemli bir yapıdır. Safra salgısı. Safra karaciğerin bir salgısıdır. Karaciğerin bir salgısıdır ve hemen yine yazarak anlatalım burada. Safra salgısı da bazik bir salgıdır arkadaşlar. Safra salgısı baziktir. Çünkü içerisindeki safra tuzlarından dolayı bazik özelliktedir. Bu da yine ince bağırsaktaki yangını söndürmek üzere pankreasa yardım eder. Nasıl bir su kanalıyla pankreas öz suyu geliyorsa midenin asitli salgısı ince bağırsağa geldiğinde safra salgısı da ince bağırsağa gelir. Safrayı üreten karaciğerdir. Bunu karaciğer üretir. Tamam mı? Karaciğer üretir ve safra kesesinde depolar arkadaşlar. Safra kesesinde depolar. Peki safranın içinde neler vardır? Safranın içinde öncelikle arkadaşlar kolesterol vardır, safra tuzları vardır, bazik tuzlar. Bunun dışında bilirubin dediğimiz safra pigmenti vardır, safraya yeşil rengi veren. Tabii ki su vardır. Evet ve tabii ki karaciğerin dönüştüremediği zehirli atıklar da safra içerisinde bulunur. Evet, safra salgısı da Koledok kanalıyla arkadaşlar safra salgısı Koledok kanalı aracılığıyla ince bağırsağa gönderilir. Evet, yani hem pankreasın salgısı hem de safra salgısı 12 parmak bağırsağındaki nereye getirilmiş olur? Water kabarcığına getirilmiş olur. Peki safranın görevi nedir? Safranın görevi öncelikle arkadaşlar ince bağırsak ortamını bazikleştirmektir. Çünkü bazik özelliktedir. Bunun dışında
kuvvetli bazik salgısından dolayı ince bağırsaktan mikroorganizma faaliyetlerine engel olmaktır. Burada mikropları öldürür, ince bağırsak ortamında kokuşmaları engeller. Safra salgısı aynı zamanda yağların yüzeyini genişletir. Yani yağların mekanik sindirimini sağlar arkadaşlar. Safrada enzim bulunmaz, kimyasal sindirim yapmaz. Altını çizerek söylüyorum. Safra sadece yağların mekanik sindirimini yapar. Bunun dışında arkadaşlar tabii ki ADEK dediğimiz yağda çözünen vitaminlerin emilimini kolaylaştırır. Yağ asitleri ve gliserolün emilimini kolaylaştırır. Bunları da gerçekleştirir. Evet, şimdi biz safrayı da konuşmuş olduk ama burada bırakalım. Bir son sindirim videosu daha çekeceğim. O videoda da size sindirim sisteminin tamamını bitirmiş olacağım arkadaşlar. Evet, kendinize çok dikkat edin. Bay bay.